Bir, çok kritik bir mesele. Silahlı saldırıya uğradı Fenerbahçe, faili meçhul kaldı. 3 Temmuz'u açtık ama davalar bir türlü tam olarak istenilen şekilde sonuçlanmıyor. Bizim şikayetler devam ediyor. Bazılarını Yargıtay bozmuş, iade etmiş. Yeniden yargılamış. Orada Fenerbahçe'nin çok alacağı var ama silahlı saldırı ve en son bu organize saldırı bana şunu düşündürdü. Fenerbahçe aynı zamanda da namlunun ucunda bir kulüp haline geldi. Trabzon meselesinden de bakarak ne düşünüyorsunuz? Şimdi Fenerbahçe siyasette, yani benim dönemimde, benden sonra da Ali Bey döneminde öyledir inşallah, huy değmedik biz. Biz hep Fenerbahçe'nin haklarını korumak için mücadele ettik. Trabzon'daki olay, yani bu sefer yaşanmadı Emre Bey. 20 sene başkanlık yaptım, 19 sene, 2010'un ilk maçına gittik oraya. Onun haricinde 3-2 yenildik, sonra sezon sonunda şampiyon olduk. Hep aynı olaylarla karşılaştık yani. Trabzon'da bir sosyolojik bozukluk var. Bu devletin sorunu. Yani benim senin sorun değil. Fenerbahçe devreden çıksın orada. Devre gitmesin Fenerbahçe veya Fenerbahçe ilişkiler düzelsin. Bir başka takımı aynı olayla olacaktır. Çünkü orada zengin zümre Trabzon'u terk etmiş ve onlar yaşantıları gayet iyi. Orada olan insanların işte yapacakları bir şey yok. Bir tek Trabzonspor var onlar için. Onunla yatıp onunla kalkıyorlar. Bir fabrikada çalışmaya veya bir iş yeri hiçbir şey yok. Gelirleri yok yani. Onların tek yönlendiği şey Trabzonspor. Ondan dolayı hep fanatikleşme ve bunun neticesiyle kendilerini başka noktalara taşıyorlar. Trabzon'un sahibi, Trabzon için işte dokunulmaz, edilmez. Ondan sonra bu neticeler ortaya geliyor. Çözüm, devlet el atacak bu probleme. Yani ne ben çözebilirim ne siz. Bizim çözüm gitmemek. Gitmezseniz çözülür. Sayın Başkan, ama gideceğiz mecburen. Evet. Sayın Başkan, son soru. Şöyle söyleyeyim. Bir, Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi çok alışık olduğumuz bir konu yani değil. Yanlış. Ve sonunda da bir kupa gitti. Ama iki ve en önemlisi, bir türlü Fenerbahçe'nin şampiyonlukları federasyon tarafından onanmadı. Nihat Bey bile federasyon başkanı iken buna cesaret edemedi. Neden Fenerbahçe'nin şampiyonlukları onaylanmıyor? Nihat Bey bile bunu nasıl başaramadı? Siz nasıl olup da ben bunu halledeceğim diyorsunuz ve sahadan çekilme olayı? Şimdi bakın Emre Bey, ben Nihat Bey'le bu konuyu konuştum. Neden yani bunu çözmüyorsun, bekliyorsun? Dedi ki şampiyonlukları tasdik etmek kolay dedi. Belgeler var, her şey tasdik ediyor. Ama dedi, istedikleri başka şeyler var dedi. Bundan dolayı bunu yapamam. Nedir yaparsam, onlar? Sonra anlatırım size. Bunları yaparsam dedi, o zaman bütün o Anadolu'daki kaybolmuş takımlar bile gelip isterler dedi. Onun için bunu çözemiyoruz dedi. Benim görüşüm, biz bunların tarihlerin zamanını biliyormuş, biliyoruz. Mahkeme kararı alacağız, federasyona göndereceğiz. Biz ondan sonra buraya yıldız mı takacağız? Nereye ne yapacak biz yaparız. Ondan sonraki problem federasyon bizim değil. Fiili durum yaratacağız diyorsun. Tabii yani öyle. Ben haklıysam bunu mahkeme kararıyla tasdik ettiğimi gönderirim. Ondan sonra onlar karar versin. Peki sahadan çekilme olayı? O yanlıştı. Yani sahadan çekileceğiz diye 2 Nisan'da bütün kongre üyelerini topladılar. Ama kendileri bu kararı vermeyeceklerini daha önce karar almışlar. Oraya gelen insanlar da kulüp çekilecek dediği için el kaldıracaklardı, onaylayacaklardı belki. Ama geldiklerinde Hüsran'a uğradılar. Bir doğum günü partisi kutladılar. Bu herkesi rahatsız etti. Bu olmamalıydı. Peki orada... Yalnız bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Ali Bey, biz Metis'te yatarken durmadan beyanat veriyordu. Fenerbahçe'ye küme düşüyor. Ya niye düşüyor? Ben suçsuzum. Suçsuz bir insanların takımını niye küme düşüyorsunuz? Hatta Federasyon Başkanı Mehmet Ali Aydın'la bir formül uydurdu. Bu formüle göre 58. maddeyi ortadan kaldırmak istediler. 58. maddede bir şey yapmışsanız, etmişseniz bunun cezasını görürsünüz. Bunlar şunu yapmaya kalktılar. Fenerbahçe işte bunu yapmıştır moduna getirip Fenerbahçe'nin aldığı parayı geri almak, işte bilmem kaç puan silmek, bunun gibi konuları kulüpler birliğine getirmek istediler. Ben o zaman bir yazı yazdım. Nihat Bey ile Ali Bey geldiler, onlara vermedim. Okuttum. Okuyun dedim. Okudular. Bize ver, Fenerbahçe TV'de yayınlayalım. Hayır dedim. Ben bunu Anadolu Ajansı'na göndereceğim. Aynı zamanda da toplantı 2'de başlıyor. Kulüpler Birliği'nde okunacak. Ve o yazı 58. madde kitaplarda da var. Diyorum ki
bu maddeyi kaldırmak vatan hainidir. Vatan hainidir. Biz bir suç işlemişsek bunun cezasını görmeliyiz. Öyle yok, 9 puan sileceğiz, 10, şu kadar parayı vereceksiniz, biz sizi affedeceğiz filan, yok böyle şey, kabul etmem diye. Ve bunun üzerine Mehmet Ali Aydınlar istifa etti. Bunları iyi bilmek lazım ve değerlendirmek lazım. Şimdi orada Ali Bey durmadan bizi küme düşürün, küme düşürün. Gel çağırdık, dedik ya kardeşim sen niye böyle söylüyorsun? Biz bir şey yapmadık ki, niye yani küme düşelim? Ya bundan sonra söyleme ve ondan sonra söyleme. Yapmadım. Sayın Başkan, bitirirken bir dipnotla bitirmek istiyorum. Bu konudaki görüşünüz de bence önemli. İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu, Trabzonspor'un eski yöneticisi ve aynı zamanda Fenerbahçe'ye yönelik geçmişte de maalesef şike yaptığı yönünde değerlendirmeleri olan bir yönetici. Ben açıkçası Ekrem Bey'in çıkıp, çünkü görüyoruz her tarafta, bu konuyu düzeltmesi lazım geldiğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye'yi yönetmeye talip. Sizce Fenerbahçe'nin Ekrem Bey'den bir özür alacağı var mı? Yani olabilir. Bunu konuşmak lazım dostça. Kendisine izah etmek lazım. O da herhalde gereğini yapar. Yani eğer yukarıya oynuyorsa Cumhurbaşkanlığına, o zaman arkasında herhangi bir şey bırakmaması lazım. Çünkü bu karşısına çıkabilir. Onun için kendi kararıdır. Kendisi herhalde bu konuda fikrini söyler.